Merhabalar dostlar. Bugün sizlerle Brüksel salatası veya meze diyebilirsiniz. Çok harika oluyor. Yani Brüksel lahanası sevmeyenler bile eminim buna bayılacaklar. Bunun için neyimiz var? Yoğurdumuz var. Süzme yoğurdunuz varsa kullanın, tabii ki çok güzel. Benim süzme yoğurdum yoktu. O yüzden hemen bu böyle süzgümün içine bıraktım ve böyle ara sıra şöyle karıştırarak kısa bir sürede suyunu bırakacaktır ve bu sizin için yeterli bir süzme yoğurt olacaktır. Evet, burada da Brüksel lahanalarımız var. Bunu da birazdan haşlayacağız. Bir tatlı kaşığı kırmızı toz biberim var. Zeytinyağım var. Gerektiği kadar kullanacağız. Ve soğanım var. Bir adet orta boy soğanım var. Bunları böyle yarım ay şeklinde doğradım. Küçük değil. Ve bir büyük diş de sarımsağım var. Şimdi yapımına geçiyoruz. Evet, suyumuz kaynadı gördüğünüz gibi. Şimdi Brüksel lahanalarımı atıyorum yavaş yavaş. Yumuşayıncaya kadar ben size kaç dakika haşladığımı söyleyeceğim. Zaten çok fazla haşlamayın. Yani o kötü kokusu çıkmasın. Salata Sen ne yapıyorsun? lezzetinde kalsın. Evet arkadaşlar, 15 dakikada haşlanıyor ve baktım gayet de pişmiş. Dediğim gibi çok fazla yumuşamasına izin vermeyin ve hemen alıyorum. İster süzün. Renginin böyle yeşil kalmasın istiyorsanız direkt soğuk buzlu suya koyabilirsiniz. Fakat bence sararmasında bir mahsur yok. O yüzden böyle alıyorum. Şimdi bunu ılımaya bırakacağım. Diğer tarafta soğanımı kavuracağım ve sarımsaklı yoğurdumu hazırlayacağım. Yoğurdun içine ben biraz da mayonez koyuyordum. Onu unutmuşum size söylemeyi. Şimdi mayoneze ilave edeceğim. Evet. Evet, ocağımın altını açıyorum. Sıvı yağımı koydum, zeytinyağımı. Siz isterseniz sıvı yağ da kullanabilirsiniz tabii, veya tereyağı, margarin, istediğinizi kullanabilirsiniz. Neyi seviyorsanız. Ve soğanım vardı. Bir orta boy soğan. Şöyle gördüğünüz gibi çok küçük küçük yapmadım. Ve bunu yavaş yavaş kısık ateşte çok yakmayacak şekilde pişireceğiz. Evet, gördüğünüz gibi soğanlarımız nefis bir şekilde kavruldu, kızardı. Şimdi kırmızı toz biberimiz vardı. Hemen koyuyorum. Ve hemen altını kapatıyorum. Yanmasını istemiyorum. Bu sıcaklık toz biberimize yetecektir. Biliyorsunuz toz biber anında yanıyor ve o zaman kahverengi bir renk bırakıyor ve de tabii zararlı maddeler oluşturuyor. Evet, şöyle gördüğünüz gibi altını da kapattık. Şimdi sunuma geçiyoruz. Evet, diğer tarafta soğanlarım kavruluyor. Şimdi biraz yoğurduma tuz ilave ediyorum. Sarımsağım vardı. Sarımsağımı da ilave ediyorum. Dediğim gibi mayonezi söylemeyi unutmuşum. Ne kadar? Bir, iki yemek kaşığı kadar. Tabii bu orantı her şeyde olduğu gibi sizin zevkinize bağlı. Ve güzelce karıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi yoğurdumuz 5-10 dakikada süzüldü. Süzme yoğurt kıvamına geldi. Hatta tekrar sulandırabilirsiniz bile. Gayet güzel oldu gördüğünüz gibi kıvamı. Evet, şimdi en son birleştirme aşamasını geçeceğiz. Güzelce karıştırdıktan sonra. Evet, gördüğünüz gibi nefis oldu.